geldiniz. Ben Berfin Ceren ve bu yıl 11. sınıfa geçtim. Bu video 9'dan 10'a geçen arkadaşlarımıza özel olacak ve 2 ayrı konu başlığını inceleyeceğiz aslında. Nasıl bir çalışma izlemeliyiz ve 2. dönem konu eksiklerimizi nasıl kapatacağız? Aslına bakarsanız her yıldan olan arkadaşlarımızın konu eksikleri var. Ben de dahil olmak üzere. Çünkü 10. sınıfın 2. dönemini pandemi dolayısıyla çok da iyi bir şekilde geçiremedik. Uzaktan eğitimle devam ettik. O yüzden konu eksiklerimiz hepimizin var ve bunları bu yaz tatilinde bir şekilde bitireceğiz. Belki de 10. sınıfa geçtiğiniz için üzerinizde bir rehavet olabilir. Çünkü benim de öyleydi geçen yıl. Video sayesinde birazcık da olsa o rehaveti atacağımızı umuyorum ve hemen videoya geçelim diyorum. Öncelikle tabii ki çalışmaya, 2. dönem eksiklerimizi, açıklarımızı kapatarak başlıyoruz. Bunu nasıl yapacağız peki? Kendimize bir eksik listesi oluşturarak. Tabii bu kişiden kişiye değişen bir liste. Ancak ben yine de hemen şuraya küçük bir liste hazırladım. 10. sınıfa geçen arkadaşlarımın 2. dönem eksiklerini az çok anlayabildiğim için. O yüzden bu listeden de faydalanabilirsiniz. Kendi listenizi kendiniz de oluşturabilirsiniz. Artık konu listemiz hazır. Geriye sadece aslında keyifli olan kısım program hazırlamak kalıyor. Programlarınızı haftalık veya günlük olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben daha çok günlük tercih ediyorum. Tabii ki programlarımızda her zaman gerçekçi olmaya da özen gösteriyoruz. Motivasyonumuz düşebiliyor ama eğer programımız gerçekçi ve gerçekten yapabileceğimiz şeylerle doluysa motivasyonumuz her zaman tavan yapıyor. Bu bir gerçek. Sizlere küçük bir de taktik vermek istiyorum. Bunu ben kendim de uyguluyorum. Bilimsel olarak açıklanmış çünkü. Programlarınızı en küçük ayrıntılarıyla hazırlarsanız beyniniz her zaman daha motive bir şekilde ilerliyor. Yani programınıza bugün denklem ve eşitsizlikleri bitir demek yerine doğal sayıları bitir, rasyonel sayıları bitir yazarsanız çok daha motive bir şekilde ilerlersiniz. Çünkü konumuz daha küçük ve o gün içerisinde rasyonel sayıları bitirme şansınız oldukça yüksek. Dolayısıyla beyniniz o konuyu bitirdiğinde ve o programda tabii ki tik attığımızda o konuya motivasyon salgılarımız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunu da dediğim gibi tavsiye ediyorum. En azından 1-2 defa denerseniz gerçekten mental olarak ne kadar çok değişikliğe uğrayacağınızı da fark edeceksiniz. Şimdi ise arkadaşlar konularımız hazır. O konuları nerede, ne zaman, nasıl çözeceğimizi programlarımız sayesinde düzenledik. Geriye sadece nasıl bir çalışma tekniğiyle ilerleyeceğimiz kalıyor. Ben konu artı soruyu kullanıyorum genelde. Konulara YouTube'dan video izleyerek öğretmenlerimiz sayesinde özet çıkararak kısa kısa özetler her zaman akılda daha kalıcı oluyor. Hatta bir sayfadan 3 ayrı cümleyi seçip de özetlerseniz çok daha kalıcı oluyor, emin olun. Hatta bir nevi kendi konu anlatımlı kitabınızı bile oluşturabilirsiniz. Kodlama yöntemlerini kullandığım zamanlar oluyor. Tarih, coğrafya, dil bilgisi bu derslerde kodlamayı daha fazla kullanıyorum. Veya da en sevdiğim taktik başkasına anlatıyor gibi çalışmak. Bu gerçekten hem çok işe yarıyor hem de akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Konularımıza bu şekilde çalıştıktan sonra geriye sadece soru çözümlerimiz kalıyor. Ve iki ayrı soru var sürekli olarak gelen. Günde 50 tane verimli soru çözmek eşit oluyor verimsiz 100 soruya. Yani iki katına. Dolayısıyla her zaman verimli bir şekilde soru çözmeye özen gösteriyorum. Soruların bilgi içermesi, yorum içermesi, mantık içermesi çok önemli. Çünkü yeni nesil ÖSYM soruları da bunlardan ibaret. Günde kaç saat çalışma olayı da şu şekilde gelişiyor. İstikrarlı ve düzenli olduğum takdirde günde 2 saat bana gerçekten yetiyor da artıyor bile. Çünkü 9'dan 10'a geçmiş oluyoruz ve günde 2 saat, 1,5 saat bence gayet yeterli. Ben hatta 10'dan 11'e geçtiğim halde şu an bile günde 2-3 saatle devam ediyorum. Çünkü düzen ve istikrar aslında çalışmanın temelini oluşturuyor. Soru çözümlerinizi bir soru çizelgesinde toplayarak motivasyonunuzu yine yükseltebilirsiniz. Haftalık, aylık veya da günlük de yapabilirsiniz. Ben aylık soru çizelgelerini aslında kullanmaya çalışıyordum. Soru çizelgemin hemen yanında bir tane de çözemediğim sorular defterim vardı. Ben deftere yazmayı mantıklı buluyordum. Belki daha akılda kalıcı olur diye. Ancak siz soru bankanızın üzerinde işaretleyerek de hocalarınız veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. 4. maddemize gönül rahatlığıyla geçiyorum. 9. sınıf artık tamamen bitti. 2. dönemin eksiklerini bir şekilde kapattık. Artık geriye sadece 10. sınıfa yavaş yavaş hazırlanmak kalıyor. Fakat bu süreçte 9. sınıf bitti diye artık tamamen üstünü kapatmıyoruz. 9. sınıf dönem tekrarları videoları izlemiştim ben. 1-2 saatlik videolar ancak videonun içerisinde bir dönemin tekrarı var. Fonksiyonlar 10. sınıfın bir konusu ve ben bunu çok iyi bir şekilde çözebiliyordum okuldayken. Çözmedikçe, yani o konuda iyiyim dedikçe unutmaya başlamışım. 2 gün önce fonksiyon soru bankamdan soru çözmeye çalışırken
Böyle kaldım. Kısacası tekrar yapmak gerçekten çok önemli. Ben 9'dan 10'a geçerken bol bol tekrar yapıyordum. Çünkü TYT'nin gerçekten ana konularını 9. sınıf içeriyor. O yüzden bol bol tekrar her zaman şart. Ve tabii ki yaz tatili boyunca sadece ders çalışarak değil, günlük aktivitelere yer vererek devam etmiştim. Belli bir süreçten sonra ders çalışmak artık insanı yorabiliyor. Aktivitelerle gününüzü güzelleştirebilirsiniz. Bir sonraki maddemize uçuş yapıyorum. 9'dan 10'a hazırlık kitapları, hazırlık videolarıyla artık yavaş yavaş lise 2'ye adım atmaya başlamış. Ve 10. sınıfa geçtiğimde ise o konuları aslında evde de bir şekilde kısa kısa izlediğim için videolarla beraber çok da zorlanmamıştım. Çünkü o konulara artık bir aşinaydım, tanıyordum. Çok aşırı iyi olmamıza zaten gerek yok arkadaşlar. Çünkü yeni bir okul yılına geçiyoruz, yeni bir döneme başlayacağız. O konuları tam teşkilat bilmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Zaten biraz önce bahsettiğim çalışma stili, çalışma tekniklerimiz aynı şekilde ilerliyor. Aradaki fark sadece konularımız olacak. Siz her çalışmaya başlarken bu konuları yenilersiniz diye düşünüyorum. Bu arada 10. sınıf hiç de korktuğunuz gibi değil. Zaten lise hiç de korkulacak gibi değil. Aksine çok güzel bir yer. Hem derslerinizde hem de günlük aktivitelerinizde başarılı olabiliyorsunuz. Çünkü hepsine ayrı ayrı zaman ayırabiliyorsunuz. Kitap okumaya zaman ayırmalıyız diye düşünüyorum. Bu artık hani bir sorumluluk olmalı üzerimizde. Birçok yerde işime yaradı. Örneğin problem çözümlerimde, paragraf çözümlerimde, geometrinin mantığında bile birçok yerde kitap okuma alışkanlığım devreye girdi. Paragraf çözümlerine devam edebilirsiniz. Günde 20'şer 30'ar soru olarak ben de o şekilde ilerliyorum şu an. Problem çözmek zaten çok önemli. Dediğim gibi tekrarlamış oluyorsunuz, unutmamış oluyorsunuz ki 10. sınıfta problemler olmadığı için ve problemler TYT'nin kalbi olduğu için bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Bu şekilde artık 9. sınıf bitti. Acaba sizin düşünceleriniz neler ve yılınız nasıl geçti? Gerçekten ben 11 için çok heyecanlıyım ve sizleri çok iyi anlıyorum. Mutlaka 10. sınıf için çok heyecanlısınızdır. Aslında önemli olan hiçbir zaman pes etmemek, vazgeçmemek ve hedeflerimiz uğruna küçük fedakarlıklar yapmak diyelim. Bu programlarla ilerlediğimizde düzen ve istikrarı hiçbir zaman bırakmadığımızda hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Umarım hepimiz istediğimiz başarıya ulaşırız. Umarım sizler de videodan keyif almışsınızdır ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.